eğitimlerinde sık sık gelen sorulardan bir tanesi, hocam Bitcoin madenciliğinden hala para kazanılabilir mi? Açıkçası ben uzun yıllardır bundan para kazanılamayacağını söylüyordum. Çünkü Bitcoin madenciliği artık çok zor, çok profesyonel makinelere ihtiyaç var. Hatta profesyonel makineler de yetmiyor. Tek başınıza bir makinenizin olması değil, havuzlar halinde, topluluklar halinde mücadele etmeniz gerekiyor. Çünkü Bitcoin madenciliği artık çok zorlaşmış durumda. Ben hep böyle söylüyordum ama bu hafta acayip bir sürpriz oldu. İki tane solo madenci, yani tek başına madencilik yapan, evlerindeki makinelerle diyelim madencilik yapan iki kişi arka arkaya blok buldu ve 6.25'er Bitcoin kazandılar. Yani bugünün cari fiyatları aşağı yukarı 250'şer bin dolar para kazanmış bu iki solo madenci. Uzun zamandır solo madencilerin böyle bir zaferi yoktu. Bu beni çok şaşırttı. Acaba dedim solo madencilik yapmak tekrar karlı hale mi geldi? Benim bilmediğim bir şeyler mi dönüyor? Hesap kitap yapayım dedim. İşin içinden çıkamadım. O sırada Twitter'da harika bir bilgisayara denk geldim. Bir Twitter yorumcusu bu piyangonun, öyle diyelim, size de çarpması için ne yapmanız gerekiyor hesaplamış. Ne kadar zaman harcamanız lazım, ne kadarlık makine alımı yapmanız lazım, ne kadar sabırlı olmanız gerekiyor ve ne kadar şanslı olmanız gerekiyor. Şimdi bütün o rakamları sizle paylaşacağım. Hakikaten enteresan. Sonra siz de kendi kararınızı verin. Bakalım Bitcoin madenciliği yapmayı düşünecek misiniz? Yoksa Bitcoin alarak ben bu işi daha kolay hallederim diyecek misiniz? Solo Bitcoin madenciliği yapmak hala karlı bir iş mi değil mi? John Cantrell'in Twitter bilgiseli bu konuda muazzam bilgi veriyor. John Cantrell benim uzun süredir takip ettiğim, Bitcoin'e çok ciddi bir mühendis edasıyla yaklaşan, çok acayip hesap kitaplarla bizi tanıştıran bir insan. Yine bu bilgiselin içerisinde başka bir bilgisayara de bağlantı veriyor. Orada da Bitcoin madenciliği nedir, hash rate nedir onları anlatıyor. Şimdi bugün gene o konulara girmeyelim. Hash rate nedir, Bitcoin madenciliği nedir, neden gittikçe zorlaşıyor? Bunları bildiğinizi varsayarak konunun derinlerine inelim. John Cantrell'in verdiği bilgilere bakacak olursak, bu iki şanslı Bitcoin'cinin makineleri saniyede 110 trilyon hash hesaplayabilen makineler, oldukça kuvvetli makineler. Diyor ki bu makineler muhtemelen Antminer S19 Pro marka makineler ve bunların fiyatları kabaca 12'şer bin dolar. Yani ilk yatırımları iki madencinin 12 bin dolar gibi gözüküyor. Öte yandan bu makineler epeyce elektrik tüketiyorlar. Bu elektrik tüketimlerini Amerika'daki elektrik fiyatlarıyla göz önüne aldığın zaman günde 10 dolar civarı elektrik harcamış olmaları gerekir diyor. Önce bir 12 bin dolar yatırım yapıyorsunuz, sonra da günde 10 dolar elektriğe para harcıyorsunuz. Türkiye'de bu aralar elektrik fiyatları çok arttı. Hesabı Türkiye özgü hale getirmek lazım. Muhtemelen daha yüksek çıkacaktır. Tamam, diyelim ki 12 bin dolara kıydınız. Ben bu elektrik parası işin içinden de çıkarım dediniz ve bu olaya soyundunuz. Bu da yetmez. Çok da şanslı olmanız lazım. Hem de çok 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 şanslı olmanız lazım. Burada John Cantrell'in verdiği rakamlar hakikaten inanılmaz. John Cantrell diyor ki bugünkü Bitcoin madenciliği zorluk seviyelerine göre, ki bu zamanla çeşitli koşullara göre değişebiliyor, bir tek bloğu yakalayabilmek için üretmeniz gereken hash adedi 104 milyar 669 milyon 950 bin 140 kez kere trilyon. Şimdi eğer sizin makinenizin gücü de bu iki madenci kardeşimizdeki gibi saniyede 110 trilyon hash üretme kapasitesine sahipse, 10 dakikada, ki 10 dakika bir bloğun kapanma süresi, 66 bin trilyon hash üretebiliyorsunuz. Yani bir bloğu yakalama ihtimaliniz 100 binde 6. Bu kabaca 6 haneli bir mini piyango biletindeki çekilişte büyük ikramiye kazanmakla aynı ihtimal. Ve süresi de oldukça uzun, çünkü bu bloklar 10 dakikada bir kapanıyor. Sizin onu yakalama ihtimaliniz tam 951 milyon 545 bin 1 saniye sonra mümkün ortalamada. Bu da kabaca 30 yıla denk geliyor. O halde durumu bir özetleyelim. 12 bin dolar para yatırdınız, günde 10 dolar elektriğe harcıyorsunuz. 30 yıl bekliyorsunuz ve 100 binde 6 ihtimalle bir blok yakalama şansınız var. Bu durumda 250 bin dolar para kazanacaksınız. Peki ne kadar para harcadınız? 12 bin dolarlık makine parası artı 10 dolar çarpı 365 gün çarpı 30 yıl. İkisini toplayınca 121.500 dolar para harcadınız ve karşında 250 bin dolar para getirdiniz. Çok fena gözükmüyor ama 30 yıl bekleme ve 100 binde 6 ihtimal unutmayın. Bir de tabii zaman içerisinde hem Bitcoin'in zorluk derecesi değişebilir, hem Bitcoin'in fiyatı değişebilir. Bitcoin'in fiyatı artarsa ne güzel, ama düşebilir de, o size ne gün denk geleceğine bağlı. Bitcoin zorluk derecesi
bu rakamları, bu hesaplamaları daha da zor hale getiriyor olabilir. Peki bütün bu zor hesaplamalardan sonra sola madencilik yapmaya değer gibi gözüküyor mu? Pek hayır değil. Yani süper şansınıza güvenmiyorsanız, belki 30 yıldır, 2 yılda size vuracak bu kadar şanslı değilseniz pek değmez gibi gözüküyor. Onu yeniliyor ki Kantrel, gidin bir havuza katılın. Bir havuza katıldığınız zaman günlük olarak ortalama 28 dolar getiriniz olur. Ondan da elektriği düşünce günde 18-20 dolar arasında para kazanırsınız diyor. Bu bile daha iyi bir yöntem. Gerçi orada da makineye 12 bin dolar vermiştiniz hatırlarsanız. Günde 20 dolar kazanıyorsanız kabaca 600 gün sürüyor makinenin kendini geri ödemesi. Üstelik havuza katılan oyuncu sayısı artarsa bu dönemde veya zorluk dereceleri artarsa yine bu parayı da kazanamamış olacaksınız. Yani anlayacağınız neresinden bakarsanız bakın, tek başınıza Bitcoin madenciden para kazanamazsınız. İster solo olun, isterseniz bir havuza katılın, bence değmez gibi gözüküyor ama siz kendi hesabınızı kendiniz yapın. Elektriğe bir yerden kolay ulaşıyorsanız veya bu makinaları bir yerden ucuz alabiliyorsanız o da mümkün. Çünkü biliyorsunuz Çin'de madencilik yasaklandı, epey makine boşa çıktı. Onlar nereye gitti acaba? Belki oralarda bazı fırsatlar olabilir ama onun dışında bence biraz zor. Ama kriptodan pasif gelir elde etmenin başka yöntemleri de var. Bu yöntemlerin en başında da staking geliyor. Staking demek temelde kripto paranızı ödünç vermek bir yerlere. Bunun karşılığında da faiz almak demek. Ve Binance gibi pek çok büyük borsada bu artık mümkün. Daha yüksek riskli coinlerde staking yaparsanız epey yüksek getiri elde edebiliyorsunuz. Buna karşın Ethereum gibi büyük coinlerde staking gelirleri bir hayli düşük ama yine orada da gelir fırsatları var. Özellikle kriptonuzu uzun vade elinizde tutmak istiyorsanız pasif olarak orada duracağına biraz gelir elde etmesi faydalı olabilir. Ama tabii oralarda da epey riskler var. Çünkü unutmayın, orada kriptonuzu başkasına ödünç veriyorsunuz. O ödünç verdiğiniz yer batıyor olabilir. Veya kriptonuzu oraya uzun süre bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Geriye alamıyorsunuz. Bu dönemde kripto fiyatları düşerse satamamış olacaksınız. Yine para kaybedebilirsiniz. Böyle bazı riskleri var. Artı şunu da biliyoruz ki bazı kripto staking pazarları ortadan kaybolabiliyorlar. Benim geçmişimdeki Türk bankerlerine benzeyen hikayeler de var. Ama buna karşın eğer riskinizi iyi yönetebilirseniz staking'den ciddi para kazanılabilir. Eğer staking konusu ilginizi çekiyorsa aşağı yorumlara bir küçük yorum bırakın. Staking'i ele almak istiyorum çünkü ben de buralar bazı kriptolarımı stake ediyorum, bazı deneyimler yaşıyorum. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işi nispeten düşük riskle nasıl yapabilirsiniz ve kriptonuzdan pasif gelir nasıl elde edebilirsiniz, bunu anlatmaya çalışıyor olacağım. Türkiye'de yok bu arada ama Bitcoin'i teminat göstererek kredi almak, bundan başka işlerde para kazanmak gibi fırsatlar da var Amerika'da. Veya Bitcoin'i doğrudan doğruya mevduat hesabı gibi faize yatırmak da mümkün. Maalesef böyle opsiyonlar bizim elimizde değil ama ileride bunlar da gelecektir. Şu mevzuat bir çıksın. Belki böyle fırsatlar da görüyor olacağız. Sonuçta böyle bir varlık. Bu varlığı bir teminat olarak gösterip kredi almak da mümkün olmalı bence. Riskini alana tabii. Bir yandan da bunu faize yatırıp para kazanmak da mümkün olmalı. Bununla ilgili Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda bazı araçların devreye gireceğini tahmin ediyorum. Evet, bugünkü podcast'ın sonuna geldik. Umarım ilginizi çekmiştir. Bitcoin madenciliği herkesin kafa yordu konulardan bir tanesi. Biraz detaylarına girmek istedim. Bu hesaplamalar umarım işinize yarar. Eğer işinize yaramışsa, hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Kanalda daha fazla öne çıkarız, daha fazla insana ulaşırız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.